Kimi zaman durup dururken sırf böyle bir zahmete soktum diye gidip bütün içtenliğimle onlardan özür dileyesim geliyor. Ama doğrusu onca yolu yürümeyi göze alamıyorum. Onlar dediğim bu insanlar artık çok uzaktalar çünkü. En az binlerce yıl kadar, binlerce ömür kadar, binlerce aşk kadar uzaktalar. Öyle ki yüzleri şöyle dursun, hepi topu iki heceden oluşan adlarını hatırlamak bile bazen bana bir dağı alıp kilometrelerce öteye taşımak kadar zor geliyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Mutlu hafta sonları diliyorum hepinize. Belki de hafta sonu okumanızı böleceğim ama kısacık bir ara, bir kahve, birlikte şöyle bir sohbet edelim. Ondan sonra hangi kitabı okuyorsanız dönün tekrar doya doya okuyun. Bugün sizlerle canım, cananım, Hasanım Ali'nin son kitabı. Gecenin gecesini inceleyeceğiz, yorumlayacağız. Öncelikle arkadaşlar, edebiyat içerikli okumalar yapmaktan korkan arkadaşlarımız için şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Endişeniz varsa lütfen korkmayın. Bu kitap Hasan Ali Toptaş'ın okuması en kolay kitaplarından biri olmuş. Dili o kadar sade, o kadar akıcı ki akıcı kısmının altını çiziyorum. Bütün kitaplarında Hasan Ali Toptaş'ın çok akıcı bir dili vardır. Sadedir yine bütün kitaplarında. Ama nasıl söylesem, Hasan Ali Toptaş'ın derinliği ve sadeliği arasında çok ilginç bir çizgi vardır. Yani kitapları çok sadedir ama oldukça derindir. Bu kitapta oldukça sade, akıcı ve derin aslında ama ne hikmetse okuması çok kolay. Bu da Hasan Ali Toptaş'ın üstün edebiyat zekasından çıkan kelimeler sayesinde sağlanmış oluyor arkadaşlar. Rahatlıkla okuyacaksınız. Eğer Hasan Ali Toptaş'la tanışmamışsanız okuma rehberi videomuza ulaşıp oradan seyredebilirsiniz. Ve okuma rehberinde bu kitabı nereye konumlandırmalıyız diye soruyorsanız bence ilk kitaplar arasında sokabiliriz bu kitabı. Hasan Ali Toptaş'la tanışma kitaplarından biri olabilir. O rehberde görürseniz ilk kitaplar diye grupladığım bir küme vardı. Onların içerisine Gecenin Gecesini de dahil edebiliriz. Gelelim kitabın ayrıntılarına. Kitabımız 86 sayfadan oluşuyor arkadaşlar. 86 sayfalık bir kitap ama o kadar güzel yerlere götürüyor ki Hasan Ali Toptaş bizi. Ben oturdum böyle özellikle gece sessizliğinde okudum yine bu kitabı. Tüm Hasan Ali Toptaş kitaplarında yaptığım gibi. O gecenin sessizliğinde yani o gecenin gecesinde o kadar güzel gidiyor ki kitap. O kadar güzel yer ediniyor ki öyküler sizin hafızanızda. Hele hele şu çocukluğunu 80'lerde 90'larda yaşayanlar o kadar tatlı hatıralar, o kadar lezzetli cümleler bulacaklar ki içerisinde doya doya okuyacaklar bu öyküleri. Kitapla ilgili bazı ayrıntılara gelecek olursak arkadaşlar, kitabın kapağında yer alan ve içeriğinde yer alan bütün çizimler Ümit Ünal'a ait. Ümit Ünal kimdir? Gölgesizler filmini bizlerle buluşturan oyuncu, yapımcı, yönetmen, çok güzel bir insandır. Bu kitapta da Hasan Ali Toptaş'ı yalnız bırakmamış. Çok güzel bir buluşma olmuş. Çizimler o kadar can vermiş ki öykülere ki kitabın kapağına. Harika olmuş ya gerçekten. Her öykünün başında o öykünün can alıcı noktası Ümit Ünal tarafından çizilmiş. Gecenin gecesiyle ilgili söyleyeceğim bir diğer şey, Kuşlar Yasına Gider romanından sonra yayınlandığı için ne kadar tazecik, ne kadar yepyeni görünse de aslında o kadar yeni, o kadar taze bir kitap olmamasıdır. Nedeni şu, bu 5 öykü Kuşlar Yasına Gider romanından sonra hadi bir de öykü kitabı çıkarayım, 5 tane de yazdım hadi yayımlayalım şeklinde tasarlanmış bir kitap değil. Bir öykü kitabı değil bu kitap. Tam 18 yılın ürünü bu kitap. Yani öyle bir anda yazılmış öyküler değil. Hatta Hasan Ali Toptaş Twitter hesabından Şeytan Uçurtması öyküsünü, kitabın son öyküsünü elinde olan var mı diye sormuştu. Oradan bazı okurlar bende var temin edebilirim falan gibisinden cevaplar yazmıştı. O da sonra bulduğunu söylemişti, teşekkür etmişti. Ki anladığım kadarıyla öykü kitabına koymak için Şeytan Uçurtması öyküsünü aradı Hasan Ali Toptaş bir süre. Yatak öyküsüyle başlıyoruz kitabı okumaya. Yatak öyküsü o kadar ilginç ki.
Çocukluğunda yer yatağında uyumuş olan annesi odanın ortasına döşekler sermiş olan arkadaşlarımız çok tatlı bir hava yakalayacaklar. Yer yatağı görmemiş olan arkadaşlarımız da tabii ki çok sevecektir öyküyü ama o yer yatağının tadını, kokusunu alan arkadaşlar bu öyküden çok farklı bir haz alacaklardır okurken. Öykü bir çocukluğa götürüyor. Hasan Ali Toptaş sanki o Ankara'nın o dumanlı, egzoz gürültülü sokağında, caddelerinde gezerken elini cebine koymuş da şöyle bir yüksek katlı binalara, betonlara bakmış da dalıp gitmiş, kafasından bu öyküyü geçirmiş. Çünkü öykü de o şehir hayatının kargaşasından, karmaşasından sıyrılıp o kır hayatına duyulan özlem, o ormandaki bitkilerin kokusuna duyulan özlem, o yer yatağına duyulan özlem, onun sıcaklığına, onun samimiyetine duyulan özlem buram buram yatak öyküsünde size eşlik ediyor arkadaşlar. Ve yatak öyküsünü bitirince elinizde bir tek şey kalıyor. Çocukluğunuz. Gerçi bu sabah gidip hayalimde özür dilemedim onlardan. İlk kez böyle bir şey aklımın ucundan bile geçmedi. Şimdi sen öyleyse bütün bunları neden yazdın diyeceksin belki. Doğrusu neden yazdığımı ben de bilmiyorum. Demek yorganı omuzlarıma doğru çekip bu yatak beni öldürecek dedikten sonra yazının içinde uyuyakalmışım. Dediğim gibi bu öyküyü okuduktan sonra elinizde kalacak tek şey çocukluğunuz olacak. İkinci öykümüz Nihat. Nihat öyküsü herhalde kitap içerisinde cümlelerine en çok vurulduğum öykü oldu. Çok güzeldi ya, gerçekten bir sahnesi vardı. Onu sizlerle paylaşmayı çok istiyorum. Nihat öyküsünde bizi babası tarafından terk edilmiş, annesiyle beraber yaşayan ve deliliğin kıyılarında yüzen bir çocuğun, bir annenin hikayesini anlatıyor Hasan Ali Toptaş. Tam ortaya geldiğimiz zaman bizi fotoğraf öyküsü bekliyor olacak. Bu öykünün diğer öykülerden farkı da çok ilginç bir konuyu ele almış olması. Nasıl söylenir? Hani herkes ölümü gelecekte bekler ya, hiç bugün ölmeyeceksinizdir ya, gelecektedir o ölüm. Şu an öleceğinizi düşünebiliyor musunuz? Yok yok. Bir gün öleceksiniz de o bir gün hep gelecekte değil mi? İşte bu öyküde Himmet hocamız geçmişte ölmesi gerekiyormuş. Ona göre ölmemiş. Derdi bu. Sonra bizi kitabın en uzun öyküsü bekliyor olacak. Veysel'in kanatları. Burada da çok dikkat çeken güzel edebi cümleler var. Çok zengin cümleler var. Mesela bir köpeğin gece karanlığında havlamasını nasıl anlatırsınız diye sorsam size, hiçbiriniz muhtemelen şöyle bir cümle düşünemez. Derken bir köpek havlaması geldi uzaklardan. Hayvan dişlerini birkaç defa karanlığa geçirip bıraktı. Geçirip bıraktı sanki. Söyleyecek bir şey yok. Hasan Ali Toptaş sevenler zaten kitabı okurken alacaklarını alacaklar. Son öykümüz Şeytan Uçurtması. Cici annesiyle, cici kardeşiyle yaşamaktan bunalmış bir çocuğu anlatıyor Hasan Ali Toptaş son öyküsünde. Şeytan Uçurtması'nda da çok ilginç ayrıntılar var. Özellikle sonu beni çok etkiledi. Bunu tabii ki de okurken sizlere bırakıyorum. Çünkü her öyküsünde Hasan Ali Toptaş şunu özellikle yapmış. Okuyan herkes kendi öyküsünü tekrar yazacak. Öyküde özellikle arka planda benim dikkatimi şey çok çekti. Baba figürü yine var. Birçok öyküde var yani. Bu 5 öykünün 5'inde de bir yerlerde baba figürü var. Mesela Nihat öyküsünde karısını ve çocuğunu terk eden bir baba figürü var. Şeytan Uçurtması öyküsünde pehlivan gibi bir baba figürü var. Camdan böyle onu gözleyen bir çocuk var. Veysel'in Kanatları öyküsünde işte bir kumar sahnesi falan var. Burada kumar esnasında oynayan adamın, ki o adam bir baba, karısının çocuğunun gelmesi falan böyle yine bir baba figürü var. Onun dışında Yorgan açılış öyküsünde ortalarda, içerilerde bir yerde yine bir baba figürü var. Arka planda bilinçli yapılmış bir şey mi yoksa Hasan Ali'nin tabiriyle bilinçaltının kendince oynadığı bir oyun mu? Ya da şöyle söyleyelim,
Bilinçli bir bilinçsizlik mi bu? Bilemeyiz. Ama çok güzel bir arka plan oluşturmuş bu figür. Onu da söyleyebiliriz. Ki Kuşlar Yasına Gider'den sonra bu baba etkisinin de kitapta devam etmesi okurlar için güzel oldu bence. Uzun lafın kısası arkadaşlar, Hasanım Ali'm yeni romanına başlamış bulunuyorken bize bu öykü kitabını hediye etmiş oldu. Romanını beklerken boş kalmamış olduk. Ne diyelim? Türkçenin gol kralına ve onu okuyanlara, okutanlara selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Okuduysanız yorum yapmayı, okumadıysanız düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Hepinize iyi kitap kurtlamalar diliyorum. Görüşmek üzere. Bir gün evlerinin avlusunda asmanın gölgesindeki tahta sandalyede otururken birdenbire kas katı kesilmiş bu Nihat. O böyle kas katı kesilince Nihat'ın suratına benzeyen tuhaf bir sessizlik yayılmış avluya. Hatta avluya sığmamış da sarıya çalan asma yapraklarının hışırtısıyla birlikte dışarıya taşıp kısa sürede bütün mahalleyi sarmış bu sessizlik. Sonra kendi üzerine katlanarak dönmüş, uğuldaya uğuldaya gelip gene birikmiş avluya. Taş olmuş bir ikinci de. Asmanın dalları, yaprakları olmuş, avluyu çevreleyen beyaz badanalı biriket duvar olmuş, duvar dibindeki Hüsnü Yusuf, Hüsnü Yusuf'un berisindeki naylon leğen olmuş. Nihat'ın annesi de avluda uğuldayan bu sessizlik neyin nesidir diye işte o zaman evin içinden çıkıp bakmış telaşla. Bir sessizlik. Bu kadar mı güzel anlatılır arkadaşlar?